Çoğunuzun bildiği gibi bundan yaklaşık 3 hafta önce AKP Yargıtay'a başvurarak Türk Parti'nin ambleminin kendi amblemlerine benzerliğinden gerekçe göstererek Türk Parti'nin yani partimizin ambleminin 7 gün içerisinde değiştirilmesini talep etmiştir. Biz Yargıtay'a, Anayasa Mahkemesi'ne ve bu konuda hak arayacağımız bütün adalet mercilerinde böyle bir talebin haksız, hukuksuz, mesnetsiz olduğunu ve kaldı ki bir siyasi partinin amblemini genel kurulsuz, yani en azından 15 gün önce duyurmaksızın bir genel kurul toplantısı ve buna ilişkin karar olmaksızın değiştiremeyeceğini anlattık ve bu konudaki haklılığımız tescil edildi, tespit edildi. Yargıtay, Türk Parti'ye bu amblem meselesinden daha sonra bir başka konuyu gündeme getirerek AKP'nin bir diğer başvurusu üzerine bize AKP'nin valilikler eliyle tutturduğu tutanakta Türk Parti'nin seçime girme yeterliliğinin olmadığı konusunda ikinci bir başvuru yaptı. Bu amblemden daha farklı olarak teşkilatlarımız konusunda bir baskı yapıldı. Arkadaşlarım buyursunlar lütfen. Burada da biz Yargıtay'a açık açık madde ve madde ve belgeleriyle, kaldı ki Yargıtay'ın da söylediği şudur. Bizim kayıtlarımızda bir hafta önce verdiği yazıda denilen şudur. Sizin Türk Parti olarak bizce kayıtlarımızda seçime girme yeterliliğiniz konusunda bir şüphe yok. Ama lütfen bu valilik tutanaklarına bir cevap verin ve biz bunu inceleyelim. 3 gün süre verildi arkadaşlar bize, 3 gün. Bütün teşkilatlarımızdan yazı aldık. Valiliklerin ve polislerin yok dediği teşkilatlarımız, ilçelerimiz. Biz buradayız. Bize emniyet görevlileri, siyasi parti masaları, valilikler geldiler. Defaatle kendilerine aktif olduğumuzu, çalıştığımızı, siyaset yaptığımızı söyledik. Ama buna rağmen olmadığımız yönünde tutanaklarla buradan ayrıldılar dediler. Bunları tutanağa bağlayıp Yargıtay'a verdik. Ve Yargıtay bunun üzerine geçtiğimiz hafta bizi haklı buldu. Ve Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz cumartesi günü Türk Parti ile ilgili olarak özel gündemle 7 Haziran seçimlerinde 76 bin oy almış bu partinin 1 Kasım seçimlerine girmesi yönünde herhangi bir engel bulunmadığını ve bu yöndeki kararını değiştirmesine gerekçe olabilecek herhangi bir değişikliğin olmadığını geçen hafta burada karara bağladı. Değerli arkadaşlar, burası Yüksek Seçim Kurulu. Yukarıda 11 tane hakim var. Hepsi de yüksek hakimler. Geçtiğimiz cumartesi günü Türk Parti ile ilgili olarak seçime girme konusunda herhangi bir tereddüt olmadığına yönelik karar alındı. Yargıtay'da ve buradaki Yüksek Seçim Kurulu'nda. Bunun üzerine 2 saat önce Yargıtay'dan gelen son yazıyı söylüyorum size. Saat 14'te Yargıtay'dan, siyasi partiler bürosundan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından partimize telefon edildi. Acilen geliniz, size bir evrak tebellüğü yapacağız. Türkiye'de, dünyada hiçbir hukuk sisteminde görülmedik bir biçimde evrak tebellüğü yapılmaya çalışıldı. 5 dakika içerisinde burada olun dendi. Daha sonra 10 dakika geçtiğinde faks numaramız istendi. Faks numaramızı verdik. Arkadaşlar 14.26'da, saat 14.26'da Yargıtay'dan gelen yazıda 16 Eylül tarihinde AKP'nin ikinci bir başvuru yaptığı, 17'sinde Yargıtay'ın ikinci bir, yani dün, ikinci bir inceleme yaptığı ve bu çerçevede Yüksek Seçim Kurulu'na yeni bir yazı yazıldığını ve bu konudaki açıklamamızı istiyor. Saat 15.15'e kadar, 14.26'da gelen faksla saat 15.15'e kadar yazılı açıklamamızın yapılması istendi. Dünyada 51 dakikalık bir savunma hakkı süresi hiçbir yerde verilmemiştir. Hiçbir hukukta 51 dakika içerisinde bana savunmanı hazırla getir denildiği görülmemiştir. Türkiye bu konuda bir hukuk katliamını bugün bir kez daha yaşadı.